Aslında 24 Nisan 1915 konuşulur fakat 24 Nisan 1915 öncesinde 1896-97 ve 1909 Kılıkya olayları vardır. Kılıkya'da yaşanan ciddi bir kırım vardır. Yaklaşık 70 bin civarında bölgede bir kırım yaşanmıştır. Bu süreç aslında 24 Nisan 2015'teki, 1915'teki yaşanan bir neticedir. Daha öncesinde Ermeni toplumu diğer halklarla birlikte bu coğrafyanın neredeyse 5'te 1'iydi. Yani 12,5 milyon nüfusun yaklaşık 2 milyon 250 bin civarında bir nüfusu vardı. Bugüne bakıldığında bu nüfusun ne kadar büyük bir oran olduğunu anlamak matematiksel açıdan da bakıldığında çok belli oluyor. Fakat bugün bakıyorsunuz 40 bin kişi civarında bir Ermeni nüfusu var. O dönemlerde toplum içerisinde Ermeni toplumu daha okuyan, daha aydın, daha yazan çizen ama en önemlisi zanaatkar bir toplumdu. Ve dolayısıyla bu coğrafyanın yerli halkı da olmasını getirdi. Çeşitli kültürel bir yapısı da vardı. Tabii bu bir anıyla çok da arzu edilemeyen ve idare eden kesimin bu konuda korkuları vardı ve bu korkuların neticesinde de özellikle belli kesimleri kışkırtarak ve planlı bir şekilde 1915'de yaşandı. Daha öncesinde birçok Ermeni aydının gene Haydarpaşa garına alınarak götürüp katledildi. Daha sonra da Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde sürgünler oluştu. Bunlar Şam ve Derzort sürgünleri, tarihi derler eskiler yapıldı ve Derzort tarihine gidenlerden hiç gelen olmadı. Şam tarihine gidenler ise yolda katledilenler dışında kurtulanlar oldu veya kaçanlar oldu. Yani geçmişte açıkçası bu toplum çok kültürlü, çok renkliliği bir yanıyla taşıyordu ama 1896'dan itibaren bir süreç vardı ki bu 1915'teki soykırımın neticelenmesine vesile oldu. İşte Sasun'da yaşayan Ermenilerin Kürtçe bildiğine dair benzer şey Varto'da için yapabilir. Aslında Kürtlerle ortak yaşadıkları toplumlar içerisinde Ermeniler Kürtçe'ye de hakimdir. Halen daha o bölgede yaşamış o kökenli olan insanlarımız Kürtçe'yi çok iyi bilirler. Bunun için çok enteresan örnekler de verebilirim. Ama geçmişte şöyle bir durum var. Nihayetinde toplumlar birbiriyle yaşıyorlardı. Yani Kürtler de Ermeni toplumunun ait olduğu Kürt kültürleri de biliyorlardı. Yani sadece Ermeniler Kürtçeyi bilmiyordu. Kürtlerin de Ermenice bildiği dönemler oldu. Fakat 1915'te ki yaşam şeklinde kurtulma şeklini iki tür oluştu. Yani bir gerçekten Ermenilerin mesleki açıdan önemli olan bazı işlerden dolayı kurtulanlar oldu. Bunlardan bir tanesi ekmekçi olanlar, değirmenci olanlar. Çünkü bu coğrafyada Ermeniler ekmek yapardı ve gavur mesleği diye geçerdi. Dolayısıyla soykırıma giderken köyde ekmek fırında çalışacak, buğday yapabilecek kimse kalmadığından dolayı veya hayvancılık noktasında onların tedavileri, hayvanların veterinerlik hizmeti demeyeyim ama baytarlığını yapabilecek kimse olmadığını insanlar bazıları korudu. Bir de diğer yandan komşularını koruyan çeşitli Kürtler oldu. Yani ama onlar da asimilasyona girdiler ve kendilerini saklamak adına ya Müslümanlaştılar, Alevileştiler ve çeşitli kültürel farklılıklarını yok ettirerek bir yanıyla var olmaya, yaşama haklarını kazanmaya çalıştılar. Peki biraz önce esas söylediğiniz şey çok önemli, ulus devlet kavramı. Yani ulus devlet kavramını bu kadar dayatan ve tekçi bir anlayış olmasaydı bu soykırım olur muydu? Bence olmazdı. Yani hiçbir halkın birbirinden daha üstün olmadığı bir noktada, hiçbir dillerin renkliliğinin savunulduğu bir noktada ulus devlet kavramı gibi bir yaklaşım olmadığı takdirde insanlar birbirlerine üstünlük sağlamak gibi bir dertleri olmayacaktı ve böyle bir kırımda, soykırımda yaşanmayacaktı. Ben bu açıdan söylediğiniz şeyi çok önemsiyorum. Ulus devlet kavramının da aslında sadece Türkiye için değil birçok dünyanın bölgesinde kırım ve soykırımları da oluşturduğunu, ne yazık ki bu acıları yaşattığını görüyoruz. Benzer şey şu anda İsrail'de olduğu gibi.
Bunun bir bedeli olduğunu düşünüyor. Yani çünkü gerçekten bugün bir tarih açılırsa gerçekten bir ülkenin kodlarında neler gerçek olduğunu anlaşılacak ve bu saklanan, o unutturulmak istenen halının altına süpürülen bütün o gerçekler ortaya çıkacak ve bu kolay bir şey değil. Ve bununla yüzleşmek açısından da en önemlisi bu coğrafyadaki tüm halkların demokratik bir şekilde yönetiliyor oluyor olması lazım. Tabii ki yüzleşilmesi çok kıymetli ama şunu görüyoruz ki bu coğrafyadaki acılarla eğer yüzleşilmediği takdirde kırım ve soykırım acılar sürüyor. Bugün daha önce Alevilerin, Kürtlerin yaşadıkları evet bir soykırım değil, bir kırım belki değil ama 1915 öncesinde de soykırım ve kırım yoktu. Ve dolayısıyla eğer bugün böyle bir ötekileştirme, böyle bir şeyin tekrar büyük acıların yaşanmasına sebebiyet olabileceğini unutmamak lazım. Dersimi anlatıyoruz, Koçgiri'yi anlatıyoruz. Bunlar 1915 öncesinde lokal Ermenilerin yaşadıkları kırımlardan çok da farklı olmayan şeylerdi ve bu acılar eğer tarihle yüzleşilmezse tekrarı olabildiğini gösteriyor. Aslında yaşananlar her ne kadar saklanırsa saklansın belleklerde duruyor. Evet, 24 Nisan 1915 anmaları gerçekten bir türlü son zamanlarda ülkenin genel koşullarından dolayı yapılamıyordu. Daha öncesinde de özellikle uluslararası dengeleri gözeterek belli lokal yerlere izin veriliyorlardı. Bunlardan en başında İstiklal Caddesi'ndeydi. Önce bu Galatasaray, önce bu meydanda oldu. Taksim Meydanı'na yakın bir yerde. Sonra sokağın içine, caddenin içine koydular. Sonra tüneli Nuri'ye gönderdiler, Şişhane'ye gönderdiler ve artık ondan sonra da izin vermediler. Çoğu anmaya soykırım soykırım demeden verilecek diye karar verildi. Ama en acısı geçenlerde bir karar okudum. Ben bu konudan bilgim yoktu. Belki bilgisi olanlar vardır. DEM Partisi'nin döneminde HDP'nin 24 Nisan basın açıklamasından dolayı MYK'nın yargılandığını okudum. Ve bu yargılanıyor oluyor olmak bile aslında bir coğrafyadaki çok sesliliği, gerçekleri tarihle yüzleşmek isteyenlere karşı verilen bir korku olduğunu gösteriyorum. 12.30'da 24 Nisan'da ihade anması olacak. Daha sonrasında 1915'in 24 Nisan anması İstanbul'da Kadıköy'de Süreyya Operası'nın önünde için bir talepte bulunuldu. İzin verilir verilmez bilmiyorum ama eğer izin verilirse buradan da bu çağrıyı yenilemiş olayım.